أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Alemlere rahmet, iki cihanın serveri Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak yarın ruzu mahşerde ey itminana ermiş olan nefis kullarımın arasına gir ve cennete dahil ol hitabına bizleri muhatap eylesin. Yarın cennete ve cennetli kulların arasına girmek için dünyada cennetli kullarla beraber cennet hayatı yaşamayı Rabbim bizlere ikram eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, En'am suresi 71. ayeti kerimeden devam edelim. Cenab-ı Hak bize rızasınca ihlasla ifade edebilmeyi, dinlediklerimizden de istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Estağfirullah, bismillah. Kul en'ed'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yedurruna ila ahiril aye. Sadakallahu l'azim. Kul, Habibim, de ki en'ed'u, dua edelim mi, yalvaralım mı, min dunillahi, Allah'tan başkasından. Allah'tan başkasından mı isteyelim? Allah'tan başkasına mı dua edip yalvaralım? مَا لَا يَنْفَعُنَا bize hiçbir faydası yok. وَلَا يَضُرُّنَا bize zarar da veremez. Yani bize ne faydası ne zararı dokunamayan Allah'tan başka ne varsa put olsun, beşer olsun, başka bir şey olsun ona mı dua edelim, ondan mı isteyelim? وَنُرَدُّ عَلَى اَقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللّٰهِ Allah bize hidayeti verdikten sonra gerisin geriye efendim dönelim mi? Yani hidayete erdikten, iman edip Müslüman olduktan sonra tekrar eski hayata, devri cahiliyeye, küfre mi dönelim? كَلَّذِ اِسْتَهْبَتُ الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرًا Öyle bir kimse ki şeytan aleyhi lanet onu yere yatırmış, şaşırtmış, yolunu şaşırtmış, efendim, yere düşürmüş, saptırmış, azdırmış, hidayetten sonra küfür bataklığına düşürmüş, böyle şaşkın şaşkın, adeta çölde yolunu bulamayan insan gibi, efendim, lehu ashabun, onun arkadaşları vardır ki, yed'unehu ilel hudehtina, bize gel diye onu hidayete çağırır, davet ederler. Kul de ki Habibim, inne hudallahu vel huda. Hidayet, yani hakikat ancak Allah'ın hidayetidir. Allah'ın yolu, yolların en güzelidir. Allah'tan gelen hidayet, hidayetin ta kendisidir. Ve umirna, emrolunduk, linuslime, lirabbil alemin, alemlerin Rabbine teslim olmaya. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Habibim bunu söyle. Sadakallahu l'azim. Yani böyle kırık mana verince belki çok anlaşılmıyor. Şimdi toparlayalım ve bu ayet-i kerimenin ne anlatmak istediğini anlamaya çalışalım. İnşaallah. Rabbimiz Teala ve Tebareke bu ayet-i kerimeyi ulemanın ifadesiyle Ebubekir Sıddık radıyallahu an hanımı ve oğul Abdurrahman hakkında indirdi. Yani nüzul sebebi özelde hususen Ebubekir radıyallahu an ailesi.
Ama her ne kadar ayetin iniş sebebi özelde bu olsa da genel manada bütün ümmete hitap etmekte. Mesele şu, Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin oğlu Abdurrahman iman etmemiş, müşrik. Ailesiyle aralarında geçen konuşmalara ayet işaret ediyor. Babasına Ebubekir radıyallahu anh ve annesi Ummu Ruman'a diyor ki, ya gelin atalarınızın taptığı gibi Lat, Menat, Hubel putlara tapmaya, onlara yalvarmaya, onlara dua etmeye, onlara secde etmeye çağırıyor. Baba Ebubekir ve anne Ummu Ruman da ayetin devamından anladığımız üzere oğul Abdurrahman'a ne diyorlar? Ya sen efendim şeytanın yere düşürdüğü, saptırdığı, Allah bizi hidayete erdirdikten sonra tekrar o eski cahiliye dönemindeki hayata mı bizi çağırıyorsun yani? Bu putlar kendilerine ibadet edenlere fayda vermeyeceği gibi ibadet etmeyenlere de zarar veremezler. Ne faydası ne zararı dokunmayan putlara ibadet etmeye sen bizi çağırıyorsun. Oysa hakikatte hidayet Allah'tan gelendir. Dua Allah'a yapılır, ibadet Allah'a yapılır. Yapma, etme, gitme, sen gel bize hidayete diye aralarında geçen konuşmaları içeren bir ayeti kerime. Netice itibariyle oğul Abdurrahman Hudeybiye musalahasından sonra iman edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabenin efendim en güzel işler yapan, peygamber övgüsüne mazhar olan biri olacak, en hayırlılarından olacak. Efendim sonra da efendim şehit olarak Rabbine kavuşacak diye kaynaklarda ifade edilmekte. Bu Abdurrahman Ebubekir'in radıyallahu anh oğlu Ayşe annemizle anne baba bir olan kardeşidir. Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin bir oğlu daha var, Abdullah. O da Esma radıyallahu anha validemizle anne baba biri olan kardeşler. Abdurrahman Bedir Savaşı'nda iman etmemiş idi. Müşrikler safındaydı. Ebubekir radıyallahu anh peygamber ordusunda. Yıllar sonra Abdurrahman Müslüman olunca babalarıyla babasıyla aralarında şöyle bir konuşma geçecek değil mi? Ne demişti? Baba hatırlar mısın diyecek. Bedir'de karşı karşıya gelmiştik biz. O zaman ben senden köşe bucak hep kaçtım diyecek. Her ne kadar düşman saflarda karşı karşıya gelsek de sen benim babamdın, ben sana kılıç çekmek istemedim. Hep senden uzak durdum diyecek. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın oğluna verdiği kendine yakışan cevap neydi? Allah'a yemin olsun ki diyecek, ey oğul o gün ben seni hiç görmedim. Ama şayet görseydim, vallahi benim oğlumsun diye gözünün yaşına bakmazdım, kılıcımdan nasibini alırdım. Oğul Abdurrahman ile baba Ebubekir'i Bedir'de karşı karşıya getiren ve Ebubekir'e oğluna bunu söyleten davanın adı haktır. Hak ile batılın mücadelesi kıyamet sabahına kadar devam edecek. Batıl safta yer alan oğlum da olsa ona karşı tavrım Ebubekir'in tavrıdır diyebilmektir. Bu yolda olmanın bedeli diyelim. Allah bize de bu şuur, bu imanda olmayı nasip eylesin diyelim. Şimdi ayet-i kerimenin başına dönersek Rabbimiz Teala diyor ki Habibim de ki, yani biz Allah'tan başkasına mı dua edelim? Allah'tan başkasından mı el açıp yalvaralım, isteyelim? Bu dua ibadet manasına da gelir, bizim bildiğimiz manada el açıp yalvarmak manasına da gelir. Yeri gelmişken şöyle bir hakikatin altını hatırlatalım, çizelim. Allah'a dua etmekle alakalı. Bu dua, Efendimizin ifadesiyle müminin silahı. Ama gel gör ki bugünün Müslümanları olarak elimizde böyle bir silah olmasına rağmen bu silahı kullanamıyoruz. Hani şöyle kabul edin, mesela Türkiye'nin elinde öyle bir silah olsa ki bugün teknolojinin, Japon'un, Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın icat edemediği, elinde olmayan, yani buradan tuşa basıyorsun, bir tuşla Amerika'yı yok ediyorsun, bir misal olsun diye söylüyorum. Öyle bir silahımız olsa,
Ama biz becerip bu silahı kullanamıyoruz. Amerika'ya kul köle oluyorsun, Avrupa'ya kul köle oluyorsun. Bizim Müslümanlar olarak haşa durumumuz aynen bu. Çünkü Efendimiz diyor ki müminin silahıdır dua. Elinde böyle güçlü bir silahı olduğu halde Müslümanlar bugün bu halde ise o silahı becerip kullanamadığımız. Daha ötesinde bir şey söyleyeyim. Allah'ı inkar eden insan da Allah'a iman ettiğini söyleyip de Allah'ı tanımayan insan arasında çok fazla fark yok. Maksada şen ifade olmasın, Allah'a sığınırım. Birisi Allah'ı kabul etmiyor, inanmıyor. Öteki de ben Allah'a inanıyorum diyor ama inandığı Allah'ı tanımıyor. Allah'ı inkar etmek ne kadar büyük bir vebal, günah, suç, isyan ise iman ettiği Allah'ı tanımamak ona yakın bir isyandır, günahtır. Çünkü Mevla hadisi kutsi'de ne buyurdu? Ben mahlukatı niye yarattım diyor Allah? Beni tanısınlar diye. İnandığı Allah'ı tanımayan Müslümanlar, bugün maalesef üzülerek söylüyorum, İman ettiğimiz Allah'ı tanımıyoruz, dua ediyoruz sözüm ona. Dua etmek de bizde alışkanlık ve adete döndü. Yoksa Mevla'nın bizden istediği gibi bir dua yapmıyoruz. İşte yaptığımız namazlardan sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Cemaatle kılıyorsak hoca mır mır bir şey diyor. Cemaat ne dediğini anlamıyor. Anlamadığı duaya amin diyor. Dua yaptığını zannediyor. Hadi kendi başına dua yapıyorsun. Ezberlemiş olduğun şeyleri efendim dilinle terennüm edip ben dua ettim. Dua bu değil. Onun için Allah dualarımızı kabul etmiyor. Dua nedir bilir misiniz? Dua, annesinin göğsünde süt emen bir bebeğin acıktığı zaman annesinin göğsüne takılmak için yalvar yakar gözyaşlarıyla cırlayıp ağlaması. Anne anlıyor değil mi? Niye ağlıyor çocuk? Aç, süt istiyor benden. O süte ihtiyacı olan çocuk meramını nasıl ağlayarak, gözyaşı dökerek annesine anlatıyor. Annesi de hemen kucağına alıp göğsüne takıyorsa yapacak olduğumuz dua o bebeğin duası gibi olacak. Ya da belki maksada şen ifade olmasın ama şu sokaklarda Medine dilencisi diyebileceğimiz, yakamıza yapışıp da senden 1 lira, 3 lira, 5 lira kopartmadan yakanı bırakmayan dilenciler var ya, o dilencilerden duayı öğrenmek lazım. Yoksa elini kaldırıp da ya Rab şunu isterim ver, bunu verme, şöyle olsun, böyle gitsin, böyle dua işte ancak bizim duamızdır. Onun içinde bu duaların Allah katında karşılığı yok maalesef. Konumuz dua değil. Ama bir Müslüman dua eder de ya acaba Allah benim duamı kabul eder mi diye düşünecek olursa bu Allah'ı tanımadığının ifadesidir. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Dua edin, duanıza icabet edeyim. Allah'ın sözü var. Bir kafir de olsa elini kaldırıp ya Rab diye Allah'a dua etse, el açsa Allah kafirin de duasını kabul eder. Kaldı ki iman eden bir mümin eğer biz kabul olunacak dua yapmıyorsak haşa bu bizim eksikliğimizdir. Yeri geldiği için bunu da ifade etmiş olalım mesela. Şimdi Rabbim diyor ki Habibim de ki biz şimdi kime dua edeceğiz? Kimden isteyeceğiz? Sıkıştığımız zaman, zorda kaldığımız zaman ne diyorsun sen? Oğul Abdurrahman'a diyor Ebu Bekir. Onun üzerinden Cenab-ı Hak bize söylüyor. Kimden isteyelim? Puta yalvaralım öyle mi? Heykelin karşısında duralım. Bizi efendim aydınlığa çıkart, bizi işte iyileştir, bize şöyle, bize putun karşısında kendine hayrı olmayan, kendine faydası olmayan, bize ne faydası ne zararı dokunamayacak olan bir puttan ya da benim gibi bir beşerden el açıp dua edip yalvar, bunu mu istiyorsun benden? Habibim de diyor, kime dua ediyorsunuz? Kime el açıyorsunuz? Kimin kapısını aşındırıyorsunuz? Kimden istiyorsunuz? Kime kul köle oluyorsunuz? Kendine hayrı olmayan, kendine fayda ve zarar verecek şeyi bile def edemeyen, böyle birinden mi yalvarıyor, dua ediyor, medet umuyorsunuz? Evet, devamında ne diyor? وَنُرَدُّ عَلَى اَقَابِنَا Biz iman ettik, biz Müslümanız şimdi, ne diyorsun bize sen ey oğul? Eskiye, cahiliyeye, daha önceki
iman etmeden, Müslüman olmadan önceki hayata bizi döndürmek istiyorsun. Öyle mi? Yani geriye dönmemizi istiyorsun. Geriye dönmenin bugünkü literatürdeki karşılığı ne? İrtica. İrtica. Hani bugünlerde belki unuttuk ama yaşı 30'un üzerinde olanlar hatırlarlar değil mi? Bir zamanlar bu memleketin gündeminden hiç eksik olmayan irtica geliyor. Neymiş irtica? Pirlerinin irticadan kastettikleri sen ben. Sana bana mülteci diyorlardı. Yani bir yerde bir Müslüman gördüklerinde tesettürlü bir bayan, sarıklı sakallı bir Müslüman, namaz kılan biri, Kur'an okuyan biri, 3-5 Müslüman bir araya gelip zikir halkası olur, irtica geliyor, laikli yerden gidiyor diye kıyamet kopuyordu. 28 Şubatları hatırlayın, Fadime Şahinler üzerinden oynanan oyunları, tezgahları. Birileri irticaya böyle bir mana vermişlerdi, geriye dönüş. Yani haşa kastettikleri bunlar peygamber zamanındaki hayatı yaşamak isteyen Müslümanlar. Bize mürteci diyorlardı. Oysa Kur'an mürteci kime diyor? Biz Müslüman olduk mu? Elhamdülillah. Bu memleket, bu topraklar 1000 yılı aşkındır Müslüman mı? İrtica ne zaman olur? 1000 yıldır bu topraklarda Müslümanca yaşayan bu insanlar İslam'dan önceki hayata dönerlerse o zaman irtica olur. Çünkü irticanın kelime manası geriye dönmek demek. 1000 yıldır bu topraklarda İslam yaşandığına göre, bu topraklar İslam'la yoğrulduğuna göre, bana Müslüman olduğum için birinin irtica, mürteci demesi, haşa, onların kastettikleri aslında kendi kafalarında hayata geçirmek istedikleri düzen, zihniyet, yaşam biçimi İslam'dan önceki cahiliye, zinanın serbest, içkinin serbest, ahlaksızlığın serbest, dinin olmadığı, yaşanmadığı, Allah'ın olmadığı böyle bir hayat istiyorlar ve Allah'tan, dinden, dindardan rahatsız oluyorlar. Söylenecek çok söz var da yeri geldiği için bunları söylemek efendim bugünün Müslümanları olarak vazifemiz, görevimiz, içimizde uhde olduğu için bunları anlatmak, haykırmak durumundayız. Bize bu memlekette sanki biz uzaydan gelmişiz gibi bakanlar, bu memleketin evladına dinini yaşama hakkı, imkanı, fırsatı, özgürlüğü tanımayanlar, Müslüman tesettürlü kadına hadi Arabistan'a diye gönderme yapanlar, Müslüman erkeğin sarığından, sakalından, zikrinden, Kur'an'ından rahatsız olanlar. Hoca Efendi'nin biri diyor, İstanbul sokaklarında yürüyorum, karşıdan 3-5 tane açık bayan karşıma dikildiler, başımda da sarığım var diyor. Dediler ki aralarında bana işittirerek, ya bu da nereden çıktı böyle? Yani bu zamanda da bunlar hala varlar mı? Bunlar nerede yaşıyorlar? Bu memlekete yakışmıyorlar gibi aralarına konuşuyorlar. Ben de dedim ki durun madem laf attınız, müsaadeniz olursa konuşalım karşılıklı. Siz bana nereden çıktın diye soruyorsunuz ya, nereden geldin? Böyle kafa, böyle zihniyet bu topraklarda hala var mı, kaldı mı diye konuşuyorsunuz ya, ben bu toprakları bize yurt bırakan Alparslan'ın torunuyum. Fatih'in torunuyum, Yavuz'un torunu, Kanuni'nin torunu, Abdülhamit'in torunu. Dahası kurtuluş mücadelesinde düşmanı denize döken, Çanakkale'de 250 bin şehit veren ama düşmana geçit vermeyen Nene Hatunların, ecdadın torunuyum ben. Yani bu toprakların asli unsuruyum, öz evladıyım ben. Bu söylediklerime bakın, Nene Hatun çarşaflıdır, Alparslan sakallı sarıklıdır, Sultan Fatih sakallı sarıklıdır, Abdülhamit sarıklı sakallıdır. Yani bu toprakları 1000 yıldır bana yurt bırakan ecdat bu. Yani ben bu toprakların öz evladıyım. Siz nereden çıktınız kusura bakmayın da? Siz nereden geldiniz? Eğer biri birine bir şey soracaksa ben size sormam lazım ya. Bu toprakların dünü benim, ben. Siz Allah muhafaza.
Dolayısıyla Müslümanlar olarak yaşadığımız memlekette birilerini çinameleri seyrediyorsunuz değil mi? Sağda solda birileri ortalığı karıştırmak adına Müslüman kadınların örtüsüne laf atıyor. Kimisi el atıyor, kimisi başka şeyler yapıyor. Allah imkan fırsat vermesin. Biz bu memleketin asli unsurlarıyız, öz evlatlarıyız. Bize birileri Arabistan'ı, İran'ı göstermeye kalkarsa biz de onlara Yunanistan'ı, Atina'yı, Roma'yı gösteririz. Allah bu manada bu vatana, bu millete, bu dine, bu mukaddesata sahip çıkabilmeyi, birliğimizi muhafaza edebilmeyi nasip eylesin. Kast edenlere, içeride efendim Müslümanları birbirine düşürmeye, kaos oluşturmaya çalışanlara imkan fırsat vermesin diye. Şimdi ayet-i kerimenin sonuyla devam edelim. Rabbimiz Teala buyuruyor. Habibim de ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolundum. Teslim olunacağımız adresi Allah bize gösteriyor. Nereye teslim olacağız biz? Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslimiz ya. Birileri Amerika'ya teslim olabilir, Avrupa'ya teslim olabilir, Roma'ya teslim olabilir, Yunan'a teslim olabilir. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim ol. Zaten Müslüman ne demek? Müslüman Allah'a teslim olan demektir ya. Hem Allah'a teslim olan Müslüman ismini alacaksın, hem de gideceğin elin gavuruna Avrupa'ya biz size teslim olmak istiyoruz diyeceğin. Allah akıl fikir versin. Şimdi Allah kendine teslim olanlara bak bir sonraki ayet-i kerimede ne söyleyecek? وَاَنَقِيمُ صَلَاهُ وَاتَّقُونَ Namazı kılmayı ve takva sahibi olmayı Allah bize emrediyor. Ne emrediyor Allah? Önce yukarıda kendisine iman etmeyi, dua etmeyi, kendini tanımayı, Allah'a teslim olmayı, sonrasında da namazı ve takvayı Allah emrediyor. Namaz ve takva, imandan sonra Allah'ın kullarına teklif ettiği, emrettiği, istediği iki şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah azze ve celle ümmetime imandan sonra ilk farz kıldığı beş vakit namazdır buyuruyor. Ama bu ümmetin ilk terk edecek olduğu namazdır devam ediyor. Kıyamet günü bu ümmete ilk sorulacak olan da namazdır diye hadisi bitiriyor. İlk emrolunduğunuz namaz ama bu ümmetin ilk terk edecek olduğu namaz diyor. Öyle mi? Bakın şimdi 80 küsür milyon, %90 bilmem kaçı Müslüman. Namaz kılma oranı ne kadar? %10'larda. Sürekli 5 vakit namaz kılan şu memleketin müdavimlerine kadar %10'larda, %90 ne demişti Efendimiz? Ümmetin ilk terk edecek olduğu amel namaz. Ama senin terk ettiğin namaz kabirde karşına ilk çıkacak. Mahşerde sana ilk sorulacak olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle namaz. Başka bir hadis-i şerif, Nesai hadisi. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Allah azze ve celle kıyamet gününde ümmetime ilk soracak olduğu namazdır. Namazın hesabını veren sonrasında daha kolay, daha rahat hesap verecektir. Namazın hesabını veremeyenler hüsrana uğrayacaklardır. Allah Azze ve Celle meleklere emredecek kulumun farz olan namazına bakın. Farz namazında eksik varsa nafilelerine bakın diyecek Allah. Nafilelerle eksik olan farzlarını tamamlayın. Sonra diyor ki Efendimiz, diğer bütün ibadetlere de Allah aynı muamele yapacak. Yani Allah farz namazda eksiğiniz varsa nafilelerle onu tamamlatacak. Farz oruçta eksiğiniz varsa nafile oruçlarla tamamlatacak. Farz zekatta eksik varsa sadaka, hayır, infak yapmışsan onlarla farzdaki eksikleri tamamlayacak diyor Efendimiz. İbn-i Mace hadisinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle buyurdu ki ben senin ümmetine günde 5 vakit namazı farz kıldım. Kim bu namazı vaktinde kılarsa
onu cennete koyacağımı da kendi kendime ahdettim. Söz verdim diyor Allah. Ümmeti Muhammed'e günde 5 vakit namaz farzım, emrim, bu emri tutup vaktinde kılanı cennete koymak benim sözüm. Ama namazı vaktinde kılmayan, onlara bir sözüm yok Allah diyor. Namazı kılmayanlar, Allah'ın size verilmiş bir sözü yok. Ama namazı vaktinde kılan, bak ayet, kadeflehal mu'minun, müminler kurtuldu. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını huşu üzere kılan, yani bir mana namazlarını sürekli kılan, namazlarını vaktinde kılan, namazlarını Allah için Allah'ın kabul edeceği şekilde tadil erkana riayet ederek kılan demek. Peki namazı zayi edenler, namazı vaktinde kılmayanlar, üzerinde senelerin kazaları olduğu halde hala rahat rahat gezenler, onlar hakkında da Kur'an ne diyor? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا صَلَى Ne güzel insanlar, ne güzel Allah'a ibadet eden, kulluk eden, Allah'ın övgüsüne mazhar birileri vardı diyor Mevla. Sonra onlar gittiler, onların yerine bir ümmet, bir zümre geldi ki اَدَعُوا صَلَى Namazı zayi ettiler وَتَّبَعُوا شَهَوَانْ Şehvetlerine uydular فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Yakında onları gayyaya koyacağım Allah. İki şey söylüyor bak. Karşılığında gayya, cehennemde bir yer ki diyor hadis-i şerif. Cehennem bile oradan Allah'a sığınır. İki şeyle insan gayyayı hak ediyor. Namazı zayi etmek, şehvetlerine tabi olmak. Bu dünyada şu baş secdeyle buluşmamış ise secdeye koymadığın bu başı Allah cennete koymayacaktır. Bunu o kavun kafana yaz. Size söylemiyorum haşa. Ola ki bu sözümü namaz kılmayan bir kardeşim duyar, ona söylüyorum. Bu baş secdeye gitmedikçe bu başı Allah cennete koymaz. Seni secdeyle buluşturmayan, seni camiye sokmayan imanın, kusura bakma, seni cennete sokmaz. Allah anlamayı, yaşamayı nasip eylesin diyelim. Rızanillahi'l-Fatiha.